Özdeş dambalar ve reosta da iç direnci önemsiz pile şekildeki gibi bağlanıyor. Reosta sürgüsü ok yönde çekilirse ABC lambalarının parlaklıkları nasıl değişir diye sorulmuş. Burada reostanın sürgüsünün hangi yönde çekildiğine bakacak olursak başlangıçta akım buradan gelip bu kadar dirençli yoldan geçiyorken reosta ok yönde çekildiğinde artık gelen akım daha uzun bir dirençli yoldan geçeceği için direnç değeri artar. Burada bir bağlantı olduğundan B ve C'nin potansiyelleri başlangıçta birbirine eşit. A ve R ustanın başlangıçta potansiyelleri birbirine eşitti. Dolayısıyla R ustanın direncinin artması buradan geçen potansiyel değerini arttıracak. Ancak üzerinden geçen akımı ise azaltacaktır. Çünkü çok dirençten artık az akım geçecek. Dolayısıyla ilk duruma göre potansiyel artışından dolayı A'nın uçlarındaki potansiyel artacak. Akımdaki azalıştan dolayı C'nin ucundaki potansiyel azaldığı için B'nin uzundaki potansiyel de azalacaktır. Parlaklık Akım ve potansiyelle doğru orantılı olduğunda B ve C'nin parlaklığı azalacak, A'nın ise parlaklığı artacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz E şıkkıdır. Kesit alanları A, 2A ve 3A olan borular birbirlerine şekildeki gibi eklenip içinden su akmaktadır. Akan su boruların tüm hacmini kapladığına göre suyun 3A, 2A ve A kesitindeki boruların süratleri V1, V2 ve V3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Bahçe sularken Suyun gitmediği yerlere suyun ulaşması için elimizi hortumun uç kısmına kapatarak yüzey alanını azaltırız ve suyun hızını arttırırız ki su daha ileri bir noktalara gitmiş olsun. Dolayısıyla kesit alanıyla hız ters orantılıdır. Kesit alanı azaldıkça hız artacaktır. Dolayısıyla en az kesit alanı burada olduğu için v3 hızı en büyük, en büyük kesit alanında başlangıçta olduğu için v1 hızı da en düşük olacaktır. Dolayısıyla hızlarının büyüklük ilişkisi V3 büyük, V2 büyük, V1 olduğuna göre doğru cevap seçeneğimiz B şıkkıdır. İki nokta arasına eşit kuvvetle gerilmiş türdeş ve özdeş yaylardaki KLM atmaları oluşturuluyor. KLM atmalarını oluşturan kaynakların frekansı F, 2F ve 3F olduğuna göre X1, X2 ve X3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Burada lambda eşittir V çarpı 1 bölü F formülüne bakacak olursak eşit kuvvetle özdeş yaylarda atmalar oluşturulduğu için oluşturulan atmaların hızları birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla frekansla dalga boyu ters orantılı olduğu için ve genişlikle dalga boyuyla doğru orantılı olacağından frekansı büyük olanın dalga boyu küçük yani genişliği küçük. Frekansı küçük olanın ise genişliği büyük olacaktır. Dolayısıyla doğru sıralamamız x1 büyük, x2 büyük, x3 olan A şıkkıdır. Şekildeki parfüm Sıkma düzeneğinde pompa yardımıyla kaptaki parfüm dışarıya çıkarılıyor. Bu olayla ilgili olarak yargılarından hangileri etkilidir diye sorulmuş. Buradan pompaya basıldığında buradaki pompa buradaki havayı hani akışkanların hızını arttıracak. Akışkanların hızın arttığı yerde basınç azaldığı için buradaki iç basınç dış basınçtan büyük olacak. Dolayısıyla buradaki sıvıyı itecek ve sıvı buradan püskürmeye başlayacak. Dolayısıyla biz işte parfümü sıkmış olacağız. Borunun ucundaki havanın hızının artması sonucunda basıncın düşmesi etkilidir. Basınç farkından dolayı parfümün yukarı itilmesi olayı etkilidir. Sıvının içinde bulunduğu cisme kaldırma kuvveti uygular. Burada kaldırma kuvvetiyle herhangi bir ilişkimiz olmadığı için doğuracağımız 1 ve 2 olan B şıkkıdır. Noktasal, iki ışık kaynağı ile saydam olmayan özdeş iki top karanlık bir ortamda perde önüne şekildeki gibi konuluyor. Perdedeki gölge aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sorulmuş ışık kaynağından çıkan ışınlar topların bir altından bir üstünden geçecek şekilde burada aydınlatamadıkları bölgeler olacak. Dolayısıyla birinci ışık kaynağının aydınlatamadığı bölgeye bakacak olursak bu şekilde olduğunu görebiliriz. Ancak birinci ışık kaynağının aydınlatamadığı bölgeye ikinci ışık kaynağı aydınlatabildiğinden burada yarım gölge oluşacak. Aynı şekilde alt kısımdaki ışık kaynağı da topların bu kısmındaki bölümünü ekran üzerinde aydınlatamayacağından bu bölge ikinci ışık kaynağından ışık almazken birinci ışık kaynağından ışık alacağı için gene yarı gölge olacaktır. Dolayısıyla aralarında bayağı bir uzaklık olan hem üstte hem altta iki farklı yarı gölge görmeliyiz. Buna benzeyen şıkka baktığımızda da iç içe geçmiş şıkları eleyecek olursak doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı gibi olacaktır. K diyapozonuna tokmakla vurulduğunda bir süre sonra K diyapozonu susturuluyor ve L diyapozonu ses çıkarttığı duru duyuluyor. Bu olay aşağıdaki fiziksel niceliklerin hangileriyle açıklanabilir diye sorulmuş. Kaan'ın çıkarttığı sesin frekansı L diyapozonunun frekansına eşit olduğunda L diyapozonunda ses dalgası üretecektir. Bu olay fizikte rezonans olayı olarak açıklanır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz C şıkkıdır. Isı aktarım yolları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Isı iletim yolları 3 tanedir. Bunlardan birincisi iletim, temas yoluyla olur. İkincisi ışıma, üçüncüsü ise konveksiyon. Isınan hava yükselir demektir konveksiyonda. Işıma da güneşin dünyamızı ısıtması ışın yoluyla. Birinci öncüle baktığımızda ısı enerjisinin hava veya sıvı taneciklerinin yer değiştirmesiyle yayılmasına konveksiyon denir ifadesi doğru. İkinci öncül ısı enerjisinin tanecik olmayan bir ortamda ışık ışınları ile taşınması olayı ışımadır. Güneşten gelen ışınlar havasız ortamdan dünyamıza gelir. Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına da iletim denir. Dolayısıyla burada her üç Isı aktarım yolunda tanımladığı için doğru cevap seçeneğimiz 1-2-3 olan E şıkkı.